Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı MEP yayınları, atık pilleri ne yapacağız? Soruları ve cevapları. Sayfa 228, 229, 230, 231'i işleyeceğiz. Soru. Evimizde kullandığımız pillerin bitmesi durumunda ne yaparız? Cevap. Evimizde kullandığımız pillerin bitmesi durumunda ilk olarak evlerimizde atık piller için ayırdığımız kutu içerisine atarız. Ardından bu atık pilleri okullarımızdaki atık kutularına ya da çevremizde var olan iş yerlerinin atık kutularına atarak geri dönüşüme kazandırılması gerekmektedir. Soru: Okulumuzda ya da çevremizde atık pillerle ilgili herhangi bir çalışma var mı? Cevap: Okulumuzda ya da çevremizde atık pillerle ilgili birçok çalışma olduğunu ifade edebilirim. Okulumuzda ya da çevremizde atık pillerle ilgili geri dönüşüm kutuları ve pillerin çevreye verdiği zararlar hakkında afişler yer almaktadır. Soru: Atık piller çevreye ne gibi zararlar verebilir? Cevap: Atık piller çevreye verdiği zararlar şunlardır. 1. Suları kirletmektedir. 2. Yeraltı sularını kirletir. 3. Toprakları kirletmektedir. 4. Topraklarla birlikte bitkilere zarar verir gibi konularda atık piller çevreye ve bizlerin sağlığına zarar vermektedir. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. Soru: Atık pillerin çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Atık pillerin çevreye vereceği zararları birçok konuda dikkat edilmesi gerekmektedir. Atık pillerin çevreye vereceği zararlarını engellemek için arkadaşlarımıza ve arkadaşlarımız da ailelerine atık pillerin zararları hakkında bilgiler vermesi gerekmektedir. Atık pillerin çevreye vereceği zararlarla ilgili olarak çevremizde var olan iş yerlerine ve okullarımıza kartonlardan geri dönüşüm kutuları yapılarak atık pillerin burada toplanması sağlanmalıdır. Ayrıca kartonlarla afişler hazırlayarak atık pillerin çevremizde ve doğaya ne denli zarar verdiği hakkında afiş ve sloganların oluşturulması gerekmektedir. Göster kendini. Soru: Aşağıdaki soruların cevaplarını belirtilen karelere yazarak bulmacayı çözelim. Çamaşır makinesini çalıştıran enerji kaynağı. Cevap: Şehir elektriği. Dizüstü bilgisayarın kullanıldığı elektrik enerjisi. Cevap: Batarya. Saatlerin çalışmasını sağlayan enerji kaynağı. Cevap: Pil. Elektrikli aleti çalıştırmak için fişin takıldığı yer. Cevap: Priz. Isınma amaçlı kullanılan elektrikli aracımız. Cevap: Klima. Kullanım süresi bitmiş piller. Cevap: Atık pil. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.